Ne inanmıyorsun arkadaşım işte. Saat gece 11.30-12 gibi evime 20-30 adım kala kapıma girmeye yolumu kestiler. Kim olduklarını da bilmiyorum. Yılmaz Güney'i seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum dedim. Ne diyeceğim zaten şaşırdım. Ondan sonra pataküte ondan sonra yırttılar beni. Her tarafı maşat, kırık, tekme. Dinlene, dinlene, ölümle tekmelediler. Ondan sonra da duyduğum kadarıyla tutuklanmamışlar. Ne biçim adalet bu? Peki o sıra sizin... Ben bir aya yakındır burada hastanede yatıyorum. Ölmem mi lazımdı birilerinin tutuklanması için? Peki o sıra direkt mi sordular seni? Ne sordular? Direkt yolumu kestiler arkadaşım. Ben ne diyeceğim zaten şaşırdım. Kim olduklarını bilmem etmem. Ha, yedisi akşamı bu olay başıma geldi. Ayın bugün 3'ü. Ben hala da hastanedeyim. Hala da her tarafım kırık. 11 tane kaburgam kırık. Kolum kırık. Hala yeme içme yok. İştah sıfır. Zaten 35 kiloluk adamım. Yoksa ki ne işim olurdu? Ben kapıma kadar gitmişim 15-20 adım daha yürüsem evime geleceğim. Ne sordular size? Tek hatırladığım, Yılmaz Güney'i seviyor musun, sevmiyor musun? Saçmalığa bak. Ben de ne diyeceğim şaşırdım, seviyorum dediğimi hatırlıyorum. Seviyorum dedim, seviyor musun, seviyorum. Hayatım, pataküte yerde. Ondan sonra da dediğim tekbeler, nakde hesabı yok. Dinlene dinlene, geldi gitti, vurdu. Alkollü müydü? Kim? Şahası. Şahası zaten ne içtiği belli değil. Dövdüğüm kadarıyla daha önce sabıkası varmış bu yollarda. Evet, kaburgalar 11 tane kaburgalar. Orada iki yerde bir. Bu kolum kırık olmasın da suratımı korumak için yerdeki mükürüm yatarken suratımı korudum yoksa bir surat paramparça olacak. Tekmelerle kırıldı bu kolda. Yoksa gibi. Kimi dövdüm, kimi omuz atar. 35-40 kilo desen yokum şu anda. 60 yaşına gelmiş adam. Peki polis ifadenizi filan aldı mı? Geldi buraya aldı ondan sonra işte. Az sonra da sabrali dedi. Almışlar serbest kalmış dedim madem. Kimse bu yaşta sonra ne işim olur muhabbetim yapacaksın. Arkadaşlarımla yaparım. Kendi halime giderim onunla. Ömür elinde göster mi? Serum giydiğine.